Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda bir logaritma sorusu çözeceğim. Bir böyle çok uzun süreceğini zannetmiyorum bu sorunun. Önce bir siz deneyin bakalım sonra da ben yapayım. Zaten burada malum 4-5 dakikada yapabildiğimiz kadar yorum yapıyoruz. Sonra diğer sorulara geçiyoruz. x log 2y çarpı y log 2x artı 5x log 2y eşittir 36 olduğuna göre log 2x çarpı log 2y çarpımının sonucu nedir diye sorulmuş. Burada Logaritmada bir kuralımız vardı. Tabi hemen kuralı verirken hala başlamadıysanız durdurun. Ben şimdi kuralı söyleyeceğim çünkü. Kuralımız şu arkadaşlar. A log B C. Hatırlayalım. C log B A'ya eşitti. Yani bu tabanla bu sayı yer değiştirebiliyordu. Dolayısıyla burada da aynı yorum yapalım. Böylece ya x log 2 2'ye ya da y log 2x'i değiştirmiş olayım. Bakın ben burada... Y log 2 x'i değiştirmek istiyorum. X log 2 y çarpı x log 2 y. Gördüğünüz gibi değiştirdim yerlerini. Artı 5 e, x üzeri log 2 y oldu eşittir 36. Şimdi x log 2 y, x log 2 y, x log 2 y. Bunlara t diyelim. Hatta a diyeyim. A çarpı a artı 5a eşittir 36. A kare artı 5a eksi 36 eşittir 0 oldu. Buradan da çarpanlarına ayırırsak a artı 9 eksi a eksi 4 eşittir 0 oldu. Haliyle arkadaşlar a eksi 9 diyebiliriz. a 4 diyebiliriz. Ancak x üzeri logaritma 2'ye eşittir eksi 9 olabilir mi? Logaritmanın içindeki bir ifade negatif olamayacağı için x negatif olamaz. Dolayısıyla herhangi bir kuvveti de negatif olmamalı arkadaşlar. Yoksa log 2x yerine negatif yazmak zorunda kalırız bakın. O zaman a 4'e eşitmiş. Bu da ne demektir? x üzeri log 2'ye eşittir 4. Şimdi buradan sonra ne yapmalıyız? Bundan sonra arkadaşlar 2 üzeri log x y diyebiliriz. E, Pardon aman şunları 2'yi değiştirmeyeceğim. Y log 2x diyebilirsiniz ama gördüğünüz gibi yani size bunun bir katkısı olmasa değiştirmişsin. Ha değiştirmemişsin. O zaman ben ne yaparım? Bu x'i bu tarafa atarım arkadaşlar. log 2y eşittir x öbür tarafa ne olarak geçer? log x. O yüzden log 2y log x 4 oldu. Şimdi log 2y üzerinde 2 üzeri 2 olduğu için 2 bu tarafa geçecek. 2 log x 2 olacak. Ve bir hamlem daha var. Logaritma x tabanında 2'yi ters çevirip logaritma 2 tabanında x yazabiliriz. Kural hatırla log a tabanında b ters çevirip bir log b a oluyordu arkadaşlar. Dolayısıyla içler dışlar çarpımı yaptığımda logaritma 2 tabanında x çarpı logaritma 2 tabanında y eşit oldu arkadaşlar. 2'ye. Zaten soru benden ne istiyordu? Log 2x çarpı log 2y'yi istiyordu. Gördüğünüz gibi çok sıkıntılı olmayan bir soru çözdük. İkinci derece denklem lütfen güzelce bilin. Ee, kesinlikle konularda her yerde kullanıyoruz. Temel yorumları bizim için çok değerli arkadaşlar. Bu soruda da bakın bu şekilde temel tamamen logaritmanın bilgileri üzerinden bir yorum yapmış olduk. Logaritmanın formüllerini, kurallarını da çok iyi bilin. Zaten sorularda sınavda sordu zaman bazen yorum soruyor. Bazen de direkt kuralları bilebileceğimiz sorular soruyor. Logaritmadan her yıl zor soruyor ya da her yıl kolay soruyor diye bir şey yok. Bunlar arkadaşlar çok değişken. Yani trigonometri dersiniz ki en sıkıntılı konu. Çoğu yıllarda trigonometriyi çok standart sordular. 2020-2019'a da baktığımızda iki soru hariç öyle çok zorlamadı. Ama bu değil ki e, 2021'de de kolay gelecek. Ya da kümeler eskiden hiç hale alınmayan konuydu. Ama böyle 2014'ten beri bakın neredeyse 6 yıl bu yıl 7. yıl olacak. Her yıl güzel soru soruyor ÖSYM. E. Karmaşık sayı. Öğrenciler hep böyle karmaşık sayı karmaşık sayı diyor. Yıllardır çok sıkıntılı bir soru sorulmadı arkadaşlar. Ama hep değişkenlik arz ediyor bunlar. Çok basit bir konu söyleyeyim ben size. Yaş problemleri. 2019'daki sordukları soruyu yani birçok öğrenci zorlanmış mesela ben açıkçası çok zor olduğunu düşünmüyorum 2019'daki yaş problemi sorusunun ama zorlanan çok öğrenci oldu. O yüzden biz her şeyi çok iyi bilelim, her şeyi çok iyi yorum yapalım. İnşallah sınavda ne gelirse gelsin yaparız ondan sonra. Bir de hemen şunu da söyleyeyim. Herkes soru çözüyor. Bir sürü kitapta güzel soru var. Bazen bunları farklı yerlerde görünce ezbere bağlanabiliyor iş. Sizden ricam üzerine düşünün. Ezberlemeyin yorum sorularını. Çünkü şuna bakmanız lazım. Ben bu soru farklı bir şekilde geldiğinde yapabilir miyim? Bu soru benden ne istiyor? Evde çalışırken kendinize soracağınız en önemli sorulardan bir tanesi ben burada ne yapmalıyım? Diğeri de arkadaşlar bunu bana neden sormuş olabilir? Üçüncüsü ben bunu nasıl kullanacağım? Soruda verilen bilgileri. Ve gerçekten bunları sorduğunuz zaman kendi kendinize çözümler ürettiğinizde daha iyi geliştiğinizi göreceksiniz. Biz de elimizden geldiğince yardım ediyoruz size. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.